Buyurun efendim. Bu Hayri'ye nereye gitti ya? Sen bir şey anladın mı? Hayır efendim. Ama o hep gider. Hep bir hayat memat meselesi vardır. Alışkanlık edindi bunu artık. Çok disiplinsiz. Aha, geldi herhalde. Levent Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu saatte beklemiyordum sizi. Şaşırdım açıkçası. Ameliyatım iptal oldu. Siz ne yaptınız? Ne zaman geldiniz? 10 dakika kadar oldu efendim. Nasıl geçti? Var mı yaramazlık? Yok ya, çok eğlendim. Bayağı olaylıydı. Olaylıydı derken? Ya işte gelin kaçtı, sonra bayıldı. Sonra biz onu gecekondu mahallesine falan götürdük ama bir görmen lazımdı abi. Bayağı acayip bir yer. İsmail, siz Bülent'i nikahtan başka bir yere daha mı götürdünüz? Şey efendim, hani kızcağız yani Medine bayılınca Hayriye de o şekilde... Çabuk Hayriye'yi çağır bana. İsmail, duymuyor musun? Çağırsana Hayriye'yi. Önce Hayriye'yle sonra da seninle konuşacağız. Efendim, benim gerçekten dahlim olan bir durum değildi oraya gitmemiz. Nasıl değildi ya? Sen de o kadının evini göreceğim diye balıklama atladın ya olayı İsmail. Çağır Hayriye gelsin. Efendim, maalesef çağıramam. Çünkü Hayriye evde değil. Evde değil ne demek? Yani evde değil derken buralarda ya. Efendim şöyle oldu. Evin önüne kadar birlikte geldik ama sonrasında hiçbir şey söylemeden, daha doğrusu doğru düzgün bir şey söylemeden bir taksiye atlayıp gitti. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. İşten kaytarmasından, ortadan kaybolmasından, habersiz kaçmasından geçtim. Ama ben Bülent'e emanet ettim ona. Nasıl bırakıp gider? Nasıl bir sorumsuzluk bu? Haklısınız efendim. Ben gelince kendisiyle konuşurum bu hususta. Yok, konuşulacak bir şey yok. Eşyalarını toplasın gitsin. Kovuldu. Kovuyor musunuz efendim? Ben bir ikaz edersiniz diye düşünmüştüm. Yani o kadar, kovacak kadar bir durum yok ortada. İşinize karışmak gibi olmasın ama Hayriye bu evde bayağı bir işe yarıyor. Evet, yani bayağı bir işe yarıyor. Ben çok memnunum. Ben memnun değilim. Efendim, son bir şans versiniz. İsmail, Hayriye'nin aklına uyup o gecekondu mahallesine Bülent'i götürmen yeterince sinirimi bozdu. Daha fazla şansını zorlama istersen. Çünkü biraz daha konuşmaya devam edersen Hayriye ile birlikte seni de... Alo? Songül Hanım, iyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok yok, İsmail Bey, iyi akşamlar. İftar yapıyordum ben de. İftar mı yapıyorsunuz? Allah kabul etsin ama geç olmadı mı? Ya biraz oldu ama işte işten güçten anca vakit bulabildim. Ha, bana düşmez tabii ama iş güç de biraz bekleseymiş keşke canım. İş güç bekler de işte. Patronlar beklemez biliyorsun İsmail Bey. Orası öyle tabii ama... Yani onlar da oruç tutan çalışanlarına ne bileyim bir ayrıcalık gibi değil tabii ama en azından bir yemek molası gibi. Ya işte bugün nikah falan vardı. Hani ben bir daha da izin istemeyeyim dedim. Siz ne için aramıştınız? Ha, ben Hayriye'yi soracaktım da. Ha, Hayriye yok. Yok yani, ben de aradım kaç kere, dönmedi. O işte geldik siteye, bindi taksiye. Hani nereye gittin, ne oldu bu kıza? Ben vallahi bilmiyorum, merak ettim yani. Ha, ailesinin ya da akrabalarının falan yanında olabilir mi acaba? Ha, yok yok, Hayriye'nin kimsesi yok. Ya, ha, tamam o zaman. Haber alırsanız lütfen söyleyin, bir an önce gelsin eve. Levent Bey burnundan soluyor çünkü. Benim de şimdi misafirin ikramını götürmem lazım. Tamam, tamam oldu İsmail Bey, tamam. Haber veririm ben size. Demir, Demir, ambulans ver, ambulans. Tamam, tamam. Ana, ana. Anam, yanacak kadın, yanacak. Kaza var. Ya ne yapıyorsun Hayriye, dur. Evet, Kısırkaya'ya geçince İncekum sahil kaza var. Demir, yanacak kadın, yardım etmemiz ya lazım. Ya Hayriye gidemezsin, delirme, yanıyor hala, patlayabilir. Ya kadın yanacak, göz göre göre. Var mı, yangın tüpü var mı? Ya var da bagajda bir işe yaramaz o. Bir şey yapmamız lazım Demir, böyle duracak ya mıyız? Ya Hayriye bak, onunla yapamazsın, daha fena yapacaksın ya, sönmez onunla. Böyle hiçbir şey yapmadan duramam Demir, izleyemem kadının ölümünü. Ya
Hayriye dur! Bak, bu benim hayatımın son şansı olabilir. Ben bunu kaçıramam. Konuştuğumuz gibi, ne sen beni gördün ne ben seni. Parayı da istiyorsan kadına ver, ister kendin harca. Ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana o kadar laf edip çekip gittin ama görünüşe göre benim ufak kaçamam senin işine yaramış. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ayrılmak işine geldi değil mi diyorum. O yüzden iki dakikada yakıp yıktın ortalığı değil mi? Eski sevgiline dönmek için. Saçmalama lütfen. Hadi Levent. Aptal mı sandın beni? Bu adama dönmek için Esma'yı bahane ettiğini anlamıyor muyum? Siz her türlü ahlaksızlığı yapın ama Kerem suçlu değil mi? Bir saniye. Bana bak. Poşetini hemen kapa yoksa kırar eline veririm. Toparlamak için de sakın bana gelme. Elimi bile sürme. Sen kendini nimetten mi saydın ya? Kim neyi toparlamaya sana gelsin? Ece ısrar etti diye buradasın. Yoksa kimsenin umurunda değildi. Saçmalamayın lütfen. Nerede olduğumuzu unuttunuz mu? Yanındaki çakma beyefendiye söyle. Bana bak. Gel buraya gel. Delikanlı ol. Bilirim. Kal burada gel. Için bir saniye. Hastanedeyiz. Hastanedeyiz. Gel biraz sakinleşelim. Hadi. Hadi hastanedeyiz. Tamam bırak ya. Boş ver. Tamam tamam sakinim. İyiyim ben. Hayriye? Hayrin, ne oldu sana? İyi misin? Levent Bey ben... Yaralıyı siz getirmiştiniz değil mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Oh, çok şükür. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Kadın yanıyor diri diri. Kurban olayım yardım edin ne olur. Yok bu böyle olmayacak. Bismillah. Bismillah. Aylin Hanım. Aylin Hanım geldim. Bismillah. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Bebesi var ondan yani çok üzüldüm. Nasıl olacak, iyi olacak mı peki? Yani hayati tehlikeyi atlattı ama vücudunda ve yüzünde ciddi derecede yanıklar var. Levent hocam, bahsettiğim hastayı muhakkak sizin görmeniz gerekiyor. Çünkü yüzü çok kötü durumda. Levent Bey, ne olur kurban olayım bak Aylin Hanım'a. Yüzü gözü çok kötü yandı yani genç kadın bir de. Kim bu kadın Hayriye? Bizim siteden yani eskiden. Tamam ben bakayım. Sen az önce Levent Bey mi dedin? Bilmem öyle mi dedim? Bir de bu bir garip konuşmalarım filan. Siz aslında nişanlı filan değilsiniz değil mi? Kimsin sen Hayriye? Temizlikçiyim ben. Nasıl? Bildiğin düz temizlikçi yani. Yerleri filan silen temizlikçiden mi?
Nasıl ya? Ne alaka? Siz Levent'in nişanlı falan değilsiniz yani. Değiliz. Ya tam olarak anlamadım ama acayip bir fantezi olduğu kesin. Ah canım ya. Temizlikçi diye girdiğin evde kim bilir daha sana neler yaptırıyorlar. Nasıl? Ailen nasıl? Ya büyük ameliyatı atlatmış ama yani kendini biraz toparladıktan sonra çeşitli estetik operasyonlar gerekecek. Yani yüzü biraz fazla deforme olmuş. Çok fena oldu çok. Halledersin sen Levent'ciğim. Biz de şimdi temizlikçinin Hayriye ile evde daha başka ne işler yaptığından bahsediyorduk. Hayriye sen iki ara bir dere bunları mı anlattın? Ben... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Ben zaten bugün kararımı vermiştim. Bitti. İşine son veriyorum. Kovuyor musun ben? Evet, kovuyorum. Galiba artık temizlikçi bile değiliz. Allah'ım sana söz veriyorum, bu sefer bunun kıymetini bileceğim. Hepinize tek tek göstereceğim. Ne konuşuyorlar böyle bır 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 ya? Ben de geç kaldım, işim gücüm var. Bülent Bey uğraşıyor belki ama bence hiç şansın yok. Levent Bey çok kararlı konuştu çünkü. Sen de asmamışsın bayrakları. Ne bayrağı? As bayrakları as gibisinden, kutlama gibi yani, kına da yakabilirsin. Yalnız şunu bir açıklığa kavuşturalım Hayriye'ciğim. Kovulmandan ben de memnun değilim. Ya gerçekten mi? Evet vallahi gerçekten. Ama Bülent Bey ne derse desin bence bu saatten sonra dönüşün yok. Çünkü Levent Bey ile Ece Hanım barıştılar. Barıştılar mı? Hı, evet, gece eve birlikte döndüler. Ece şu anda bu evde mi? Evet. Ben niye merak ettin Hayriye? Arkadaşlarımın arasında temizlikçi arayan falan var mı diye mi soracaktın? Ablama söz verdim. Ne sözü verdin? İşverenlerin ne derse evet efendim, sepet efendim deme sözü mü verdin? Tabii, senin gibilerinin dilinin fazla uzun olmaması gerekir. Ablan doğru söylemiş. Bizim gibiler derken yani fakir gibisinden mi? Çünkü parayla imanın kimde olduğu hiç belli olmaz Ece Hanım. Ben istersem seni de... Senin kıyafetlerini de, senin hastaneni de, Hayır. senin... Üzün Levent Bey. Hayriye. Bu sarf ettiğim sözler için... işten çıkarılma meselesi için filan... şey yapma yani... Kusura bakma olur mu? Lütfen işine dön ve işini yapmaya devam et. Senden rica ediyorum. Allah Allah. Düğün değil, bayram değil. Şimdi siz beni niye öptünüz? Yani ne oldu, bir şey mi oldu? Yok canım, bir şey olmadı. Yani Bülent'e hak verdin diyelim. Zaten gerçekten de hayat memat meselesi yüzünden dün gecikmişsin. Seni dün öyle hastanede görünce... Ne hastanesi ya? Kim hastane? Ben gitmedim hastaneye. Bunu mı söylediniz? Sen bir gelsene benden. Gel gel. Nereye geliyorum Hayriye? İki dakika alacağım. Ne olursun gel gel. Levent'ciğim geç kalıyoruz yalnız. Ya tamam, iki dakikaya bırakacağız Levent'ciğini. Yemedik, geliyor. Sen nereye ya? Bülent bir şey istiyordu belki. Git bak, biz bir şey konuşacağız. Çekiştirme Hayriye. Tamam tamam, kendi arzunla git. Ha. Sakin, tamam, sakin, tamam. Sakin. Ne oluyor Hayriye? Şimdi Levent Bey, benim bir mazuratım var. Maruzat mıydı o? Ha, neyse. Sizden bir şey isteyeceğim. Hani ben hastaneye geldim ya, dün bir kadın getirdim. Onu sanki hani ben hastaneye hiç gelmemişim gibi yapabilir miyiz? Yani olabilir mi böyle bir şey? Neden?
Ya boş ver şimdi nedenini ya. Duruma odaklan yani. Bir rica gibisinden. Heh, ölümü gör. O ne biçim laf ya? Gözünün yanına ekmek banayım vardı, onu demedim, dua et. Ya da ölümü öp var, o zaten kara listede. Tamam, tamam. Çirkinleşme daha fazla. Nedenini söyleyeceksin bana. Ya işte bir kere de tamam de, geç ya. İncilerin mi dökülür? Hayır ya, metafor... Laf kalabalığı yapma. Söyle bakayım nedenini bana. Yani çünkü... Neden olmasın? Şöyle, ben şimdi bir iyilik yaptım ya, hani Allah için yani. Hayatımı tehlikeye attım, öyle atıldım, birini kurtardım. Bu kadın da bu sitede hiç sevilmeyen de bir kadın. Ne demişler? İyilik yap, denize at. Ben de o şiirden yaptım yani. Fakat şimdi kadının burada böyle bir popülitesi olduğundan, yani kötü biri olduğundan, bu bir haber değeri var bunun. E ne olacak, buraya geleceğim, millet bunu böyle bana şey yapacak, işte kahramanmışım gibi kibir yapacağım, edeceğim. Hoş değil tabii, çünkü yani bir elin verdiğini diğer el görmesin. Yoksa nereye gider benim sevabım? Hayriye. Levent Bey. Hayriye. Kasiyer misiniz? Tamam, o zaman gerçeği anlatacağım ama başkasına söylemeyeceğine yemin et, söz ver. Seni dinliyorum. Şimdi... Ay Songül, sen aslında Yasemin'e birini bulsan ya ev için. Ha, ne zamana lazımdı? Düne. Düne derken? Yani işte ne kadar çabuk olursa o kadar iyi manasında söylüyorum. Ben git gel iki ev arasında bittim yani, mecalim kalmadı. Sen bir düşün, tamam mı? Hadi. Nergis Hanım, buldum buldum. Vallahi buldum, aklıma geldi. Kim? Medine, bizim Medine olur. Medine mi? Ha, Medine. Çok güzel hastana bakar, ev işi de yapar. Hemen de başlar. Yani o kız biraz gidik akıllı. Songül kendi nikahından falan kaçtı. Ya öyle birine de hasta emanet etmek, bilemedim yani. Bir de siz böyle aynı sitede bıt 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 sürekli işten kaytaracaksınız. O yüzden pek içime sinmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani vallahi benim de aklıma başka kimse gelmiyor Nergis Hanım. O zaman öyle idare edeceğiz yani. Hani bir sen bir ben gideceğiz geleceğiz, bakacağız, başka birini düşüneceğim. Yani bir de şimdi ailenin can düşmanı muhabbeti var tabii. Bir de onu kendimize şey yapmayalım diyorum ama başkası da yok diyorsun. Bilemedim ki şimdi. Neyse, o zaman hadi başlasın, bakarız duruma göre. Başlasın diyorsun yani. Başlasın, başlasın. Tamam, başlıyor yani. Ay tamam, hadi tutma beni, tamam. Hadi. Hadi. Alo? Heh, Medine, neredesin? Levent Beylerin evinin önündeyim. Hayriye'yi bekliyorum hala. Ay çıkmadı mı hala ya? Onun da çeneye takıldı mı var ya, dünyayı unutuyor. Bana bak, çabuk bizim evin oraya gel, seni işe koyacağım. Ne işi? CEO yapacağım seni fabrikaya. Allah Allah! Size de ne işi olacak ya? Temizlik işine. Hadi. Abla yanlış anlama da, yani iş beğenmemek değil de, biliyorsun sen de yani Murat Bey de bu sitede, nasıl olur ki? Yasemin Hanım'ın yanında çalışacaksın. Bir söylediğimi de ikiletmeyin ya. Hadi gel diyorum, gel. Tamam abla, geliyorum, tamam. Levent'im yani kusura bakma ama o kızı neden tekrar işe aldığını gerçekten hiç anlamıyorum. Yakışıyor mu senin kadar kaliteli bir adamın yanında öyle kalitesiz tipler? Yani hizmetçi bile olsa. Sen de kimsin ya? Ben Hayriye'yi bekliyordum da. Ha, arkadaşısın yani. Tabii başka ne olacaktı ki, değil mi? Bak Levent'im, kararlarının sonuçları. Evinin etrafında böyle tipler dolaşacak işte. Ece tamam yeter. Hayriye içeride. Yani görüşeceksen evde şu an girebilirsin. Ece hadi. Levent'ciğim ya kusura bakma, ben telefonumu unutmuşum, hemen alıp geleyim. Ay Hayriye, ben de ağaç oldum yani. Medine, ben de seni arayacaktım şimdi ha. Gel. Bana bak, laf ebesi. Ebesi derken lafı doğurtan kişi manasında mı? Sözümü kesme. Tamam. Levent de Bülent de erkek oldukları için senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyor olabilirler ama ben gayet iyi anlıyorum. Sakın boş hayallere kapılayım deme, seni uyarıyorum. Sen Levent'i rüyanda bile göremezsin Hayriye. Beni de sakın hafife alayım deme.
Eğer haddini bilmeyecek olursan bu kez Levent'e bırakmam. Seni kapının önüne ben koyarım. Anam, kadın düşes gibi geldi. Çalgıcının karısı gibi gitti Medine. Hayri, ne berbat kadınmış bu böyle ya. He, Medine vallahi o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçrattı. Aa, bir gece kaldı evde. Bak bir gece. Çıkar hemen tırnaklarına, git törpület. Bana ne? Manyak mıdır nedir ya? Ama neyse, zaten mecburi hizmet. Dayanacağız artık. Niye dayanıyorsun? Sen ayrılmıyor muydun burada? Ne oldu? Yok yok Medine. Son dakika gelişmesi oldu. Levent Bey beni işe geri aldı. He, bu hastane mevzusunu kimseye söylemişsin diye mi yani? Sen mi istedin kalmayı? Yok be, ben ne isteyeceğim? Ben emekli olmuşum temizlikçilikten. Ne işim olur? Bülent istemiş işte, kıyamam abisine demiş Hayri'ye geri dönsün diye. Hastane konusunu ben başka şekilde hallettim yani. He, peki aile mevzusu ne oldu? Onu da bir şekilde hallettim. İkna ettim yani. Nasıl ikna ettin? Vay, sarı beyaz çetesi toplanmış. Merhaba Bülent Bey. Esma yok mu? Sen sordun mu Kerem Bey'i? He, onu da kaçmadan kovalamaya el değmedi, şey yapamadım kardeşim. Kerem Bey kim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.